Toplumu ayakta tutacak kriterler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في <applause> الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله ve Resulüne karşı ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvalığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. Maide Suresi 33. Ayet Kıymetli Dostlar! Kur'an-ı Kerim sadece abdest, namaz öğreten bir kitap değildir. Hatta abdest ve namazla ilgili bölümler 6666 ayetin içerisinde çok fazla da değildir. Bakınız toplumun saadeti ve selameti için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir takım kriterler koymuştur. Bir örnek verelim. Diyor ki Allah Celle Celaluhu bir grup terörist, bir grup insanın yolunu kestiği zaman, yol kesme esnasında olabilir ki, hem paralarını alırlar, hem de adamı öldürürler. Olabilir ki sadece adamı öldürürler. Olabilir ki adamı öldürmezler, sadece paralarını alırlar. Veya canlarını ve mallarını almadan sadece korkutmuş olurlar. İşte bu yol kesip teröristlik yapanlar var ya, aslında bunlar Allah ve peygamberiyle savaş yapıyorlar. Allah'ın kullarını böyle bir çare yapan insanlar aslında onlarla değil, Allah ve Peygamberle savaşıyorlar. Siz İslam daveti olarak bunları yakalayacaksınız. Yakaladığınız zaman bunlara muhtelif cezalar vereceksiniz. Ne cezası vereceksiniz? Sadece adam öldürüp kaçtılar. Başka bir şey yapmadılarsa, kısasa kısas bunları öldüreceksiniz. Hem adam öldürdüler, hem de mallarını gasp ettilerse, o zaman bunları idam edeceksin. Tak diye vurup öldürmeyeceksin. İdam sehpasında sağlayacaksın. Peki baskın yaptılar, adam öldüremediler. Sadece mallarını aldılar ve kaçırdılarsa çaprazvari sağ elini ve sol bacağını keseceksiniz. Peki baskın yaptılar ve bunların hiçbirisini yapmadılar. Sadece korkuttular ve kaçtılarsa bunları hapse tıkayacaksınız veya sürgüne göndereceksiniz diyor. Allah celle celaluhu. Bakınız bu söylediklerim benim falanın filanın kuralları değildir. Bunlar Allah'ın ortaya koyduğu kurallardır. Bir terörist grubu eğer bilse ki, ben böyle bir baskın yaptığım zaman, yakalanıp ele geçtiğim zaman, elim ayağım çapraz vari kesilecek, bunu yapabilir mi? Asla yapamazlar. Allah Celle Celaluhu bunu ifade ettikten sonra diyor ki, bu ceza onların dünyadaki rezilliği perişanlığıdır. Ahirette çok daha büyük azap onları bekliyor diyor. Nasıl siz böyle benim kullarımın yolda giderken veya evlerinde yaşarken güvenlik ve asayişini bozduysanız, onları böylesine rahatsız ettiyseniz, onları rahatsız etmekle beni rahatsız ettiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Euzubillahi mineşşeytanirracim. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ Vallahu Azizun Hakim. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Hemen birkaç ayet sonra buyuruyor ki: Bir erkek hırsızlık yaparsa, bir kadın hırsızlık yaparsa, belli şartları da oluşturursa bu hırsızlık yapan kadın olsun veya erkek olsun bir elini bileğinden keseceksiniz. Bu Allah'ın tayin ettiği bir cezadır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Eğer toplum içerisinde gerçekten hırsızlığın cezası böylesine uygulanacak olsa hırsızlığın kapısı tamamen kapanmış olur. Çünkü yerinden kesilen bir bilek bir daha yerine gelmeyeceğine göre bir veya iki kişinin kolu kesilirse hırsızlık olayının kökü kesilmiş olur. Bu ilahi kuraldır. İnsanları yaratan Allah en iyi bilendir. Cezanın caydırıcılığı önemlidir. Kocaman Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu kanunların uygulandığı bir dönemde hırsızlıktan dolayı eli kesilen insan çok cüz'i miktardadır. Kocaman yedi kıtada hükümranlık yaparken Osmanlı İmparatorluğunda bile cezayı gerektirecek, kolu kesilecek kadar hırsızlık çok azsa, Demek ki bu ceza caydırıcıdır.